izleyenler yani Ukrayna birliklerinin sürpriz bir hamleyle 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızmasıyla başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bu ne ifade ediyor soracağım. Hatta Mesut Hakkı hocam sizi böyle ben e, ayağa davet edebilir miyim? Hay hay. Bolda konuşalım bu konuyu. Çünkü e, Rusya bölgede acil durum ilan etti. Binlerce bölge sakini tahliye edildi. Eee... Savaşın başlamasından bu yana Kiev'in Rusya'ya en büyük saldırısı bu. Aslında ilk kez Ukrayna Rusya topraklarına girmiş oluyor, öyle değil mi hocam? Evet, evet. Ruslar teslim olacak şimdi yani. Evet, ne demek evet. bu? Ben şöyle ışın kılıcımızı size takdim edeyim böyle evet, başlayalım yine bize. Kılıçlar anlamıyorum, Türkler kılıcı aldımın kötü olur çünkü. <laughs> evet. Şimdi e, üçüncü senesine giriyoruz. E, uzuyan bir savaş var ve sıkışan bir Ukrayna var. Yoruldu savaştan ve savaşı döndüremiyor. Yani nasıl? E, şöyle az önce konuşuyorduk. Ben e, Zelenski'nin seçimlerinde sağ olsun Dışişleri Bakanlığımız beni e, Büyükelçimiz Kemal Bey de denetçi olarak göndermişti. E, Ukrayna halkı şunu bekliyordu. Zelenski Kırım'ı kurtaracaktı. Tekrar yolsuzluk kalkacak ve zengin, müreffeh bir şey olacaktı. Ukrayna olacaktı ve Ruslarla bir anlaşmaya varılacaktı. Halbuki baktığımızda savaş uzuyor ve Ukrayna'nın kayıpları artıyor, Rusya'nın da kayıpları artıyor ama evet son NATO toplantısında yaklaşık işte 40 milyar euro bir para verildi. F-16 uçaklarında eğitim alıyorlardı ve bu beklenmedik saldırı yapıldı. Şimdi Heh, aslında hocam tam da İstediğim kelimeyi kullandınız yani oradan onu sormak istiyorum. Bu Rusya tarafından bekleniyor muydu Ukrayna'nın böyle bir cephe açması? Elbet. Bir hazırlığı var mıydı Rusya'nın bu bölgede? Harita üzerinden göstererek anlatır mısınız hocam? Şimdi dikkat edin ee, bu bir yarma harekatı Rus birliklerine sürpriz bir saldırı yapılmış. Ee, çok büyük bir taarruz değil yani aslında bir pusu harekatı. Ee, birkaç tane Rus konvoyu imha edildi. Ee, bu, Ama hocam üzerinden 4 gün geçmiş ve 15 kilometrede ilerledikleri söyleniyor. Yani hey, Rusya toprakları dünyanın en geniş toprakları. Bu 15 kilometrelik bir derinlik Rusya için çok önemli. Bakın burası şu bölge, Kurt bölgesi dünyanın en büyük tank muharebelerinin yapıldığı yer. Yani Ruslar da, e, Ukraynalılar da kime karşı savaşlar? İşkancı Alman ordusuna karşı her iki tarafın e, ta, kuvvetleri çok büyüktü ve Stalin burada bir aynı harekat yaptı. Geriye çekti e, Alman birliklerini ve beklenmedik bir topçu saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu topçu e, özellikle Almanların güvendiği Tiger tanklarının çukuru aldı. Ve tanklar ilerledikçe e, bir şekilde tuzağa düştüler. Dünyanın gördüğü en büyük tank savaşı her iki taraftan 2000'e 3000 tank, 5000 tank muharebeye girdi. 5 bine yakında uçak ve akşamüstü olduğunda 3. günün sonunda hatta 3. saatin sonunda Almanlar yenildi. Hı hı. Şimdi Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi Ukrayna bu buradan bir böyle bir e, sızma dediniz değil mi? Sızma, evet, harekatı, sızma harekatı, harekatı dediniz. Harekatı, Şimdi böyle bir sızma gibi, harekatını neden Ukrayna bu cepheden yaptı? Burada bir zayıflık mı gördü Rusya tarafında? Evet, sürpriz olabilir bir sürpriz tarzı ancak bakın e, iki senedir Ukrayna e, bu bölgeden Zaporoski bölgesinden Kesmek suretiyle buraya inip Kırım'ı kurtarmayı planlıyordu. Bunu yapamadı. Buna Bahar Harekatı dendi. Çok büyük bir şekilde bu savaşa şey beklendi. Ee, ümitler beslendi. Şimdi bu bölge e, beklenmiyordu belki de Ruslar tarafından ama çok büyük bir sürpriz taarruz değil. Şimdi Donetsk bölgesinde. Kostanayskı kasabasında oluyor. Ama bu. şimdi evet. beklenmiyor. Bu kasaba, yani, beklenmiyordu diyorsunuz. Bir yandan efendim. beklenmiyor muydu? Yani beklenmiyordu. Bu kadar, bu kadar hızlı çok... olacağını beklemiyor olabilirler. Ama Ruslar çok çabuk. Ben söyleyeceğim şimdi bir saldırı değil bu. İki gündür, üç gündür farklı saldırılar. Hocam yok. müsaadenizle şurada bir bilgiler var. Onları ben izleyenlerimize bir aktarayım. Neler yazıyor? Ukrayna ordusu Rusya'nın Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta bir saldırı başlattı. Ee, Ukrayna askeri Rus topraklarında 15 kilometre kadar ilerledi. Çatışmaların 10 kilometrelik hatta şu an devam ettiği belirtiliyor. Çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesinde acil durum ilan edildi. Kursk bölgesine yaklaşık 3000 kişi tahliye edildi ve Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesine bir hava saldırısı düzenledi. Yani son durumun özeti budur. Şimdi Mesut Hocam da bunun beklenmedik bir e, sızma harekatı olduğunu sızma bu şekilde adlandırdınız. Sızma harekatı da diyebiliriz. Söyleyeceğim bunun tarihi açısından önemi Bir cep açmak. E, belli bir amacı var. Biz Rus topraklarından toprak aldık. Bu psikolojik olarak bu harbi. Ancak Kursk bölgesine bu yapılan saldırıda en önemli şey artık F-16 uçaklarının da devreye girmesi. Dikkat edin aylardır verilecek verildi derken bu uçaklar verildi ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bayrağı ile uçmaya başladı. İkincisi HIMARS füzesi. Bu harekatta görev aldı mı? Bu belli değil. Ee, ama bir e, tank mefrezesiyle. Yani kara harekatının dışında bir hava operasyonu da var mı Ukrayna tarafında? Hava var tabii Ama e, burada e, dronları kullandılar. Bir, ikincisi e, topçu kullandılar ve mekanize birlik harekatı bu. Yani hızlı bir şekilde tanklar buradan girdiler ve çevirme harekatıyla bazı Rus birliklerinin bir kısmını esir ettiler, bir kısmını da e, uçaklarla ve helikopterlerle. E, imha ettiler. E, şimdi bu önemli. Şimdi Rus kolmayı imha edildik de beraber pusu esir Rus askerleriyle ikinci önemli olan 4 6 e, reaktör, reaktörlü bir şeyi ele geçirdi. Burada e, saldırı var. E, ve bu saldırının olduğu yerde e, hemen buradan bakacak olursak Sumi şehrinin burada bir e, büyük bir şey var. E, nükleer santral var. 6 reaktörlü. Aynı Zaporozhye gibi. Bunlardan iki tanesi e, e, hizmet dışı, iki tanesi inşaat halinde, iki tanesi de e, şu anda faal. Hemen Atom Enerjisi Ajansı gözlemcisi Rafael Grossi her iki tarafa itidal e, tavsiye etti. Şimdi bu çok önemli. Bence savaşın en önemli kısmı. Dikkat edin Zaporoski santralına da aylarca bomba atılmıştı ve Ruslar buraya ele geçirdiler. Elektrik de kendisine bağlandı. E, yani Zaporoski Stalin zamanında yapılmış dünyanın Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü. Bu da büyük bir reaktör. Burada demek ki böyle anlatıldığı gibi değil çok ciddi bir harekat var. Ve harekatın tehlikeli yönleri var. Anlatacağım neden. Bu bir sürpriz saldırı. Kaç tane? Bin asker. Bin asker. Bir buçuk milyonluk Rus ordusunun yenmesi mümkün mü bu yarma harekatıyla? <laughs> Şimdi bin askerle mi girdiler? Bin asker Peki, yaklaşık 40 e, tank ve topçu bu da Bu bölgede Rusya'nın bir e, askeri var mıydı? Var tabii canım. Sınır bölgesi burası. Hassas bölge. Bin ee, askerle girdi. Orada Rusya'nın nasıl bir askeri yapılanması vardı? Kaç asker vardı sınır orada? Sınır bölgesi bir, var. Nasıl bir tabur yani, vardır? Bu sıfır noktası olduğu için Ruslar burada e, muhtemel bir sızımı önleyecek kadar geride asker tutarlar. Ama önleyemediler. Olabilir. E, bu herkes herkesin sınırını geçebilir. Bu sorun değil. Ama sonuna bakalım şimdi. E, bakalım şimdi e, ikinci husus hangi silahları HIMARS dediğimiz Amerikalıların verdikleri çok damlulu füzeleri kullandılar ve yeni topçuları topları kullandılar. Nükleer santral vuruldu ve bölgede elektrik kesintisi var. Şimdi buradaki asıl mesele Karadeniz Özel Birlikleri hemen bu tarafta Kırım'a da bir tane saldırı yaptılar. Demek ki eş zamanlı birkaç tane saldırı var. Kurs'ta bir tane saldırı, Kırım'da bir saldırı. Burada Kün burnu diye bir burunda yaklaşık 30 Rus askerini öldürdüler. Bu bir. İkincisi bir de Karadeniz'de kullandıkları insansız SİDA dediğimiz araçlarla bir Rus petrol platformunu vurdular. Burada yaklaşık 40 tane Rus hayatını kaybetti. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani hem amfibi harekat yapıyorsunuz hem de bir şeyi vuruyorsunuz. E, platformu vurdunuz. Ama ondan önce e, 6 da 7 Ağustos tarihinde bir saldırı daha yapıldı. Bu saldırıyı da anlatacağım müsaade edersiniz. Bu Lipes bölgesinde o nereye yapılıyor? Sınırdan hemen daha yukarıda bu büyük Rusya haritası olsa burada gözükmüyor. 2000 kilometre içeride vurdular Rusların. Neresini vurdular? Burada vurdukları yer çok önemli bir yer. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Rus Daha geniş harita verdi arkadaşlar. Rafineriyi vurdular. Burada gösterebilirsiniz hocam. Bu rafineri önemli bir rafineri. Dipes bölgesinde hava saldırısıyla vuruldu. Ee, 2000 kilometre derinlik olduğu için Hemen daha yukarıda, burada yukarıda hemen Rusya'nın petrol çıkardığı yerde vurdular. Burada e, bu harekatlarla ne yapmak istiyor şimdi bakalım. Demin gördüğünüz gibi bu Zaporoski santralı vuruldu. Şimdiki bu e, santral vuruldu. Ve bu bölgede Belgorod-Luhans bölgesinde Nuas, e, do, burada yoğunlaştığını görüyoruz Ukrayna ordusunun. Demek ki Amerikalılar bunlara taktik ve strateji verdiler. Beklenmedik. Hocam, buradan tam, değil, buradan vurdu. Tam geliyorum. o noktada bir Yunus Paksoy'a dönelim. Çünkü ben de Yunus'a şunu sormak istiyorum. Yunus şimdi aslında savaşın başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Ukrayna'ya verdiği destek ne boyutta onu he, öncelikle sana sorayım. Bir de acaba Amerika Rus e, Ukrayna'ya Rusya'yı vur mu dedi? Yani Amerika'dan aldığı destekle mi bu harekatı gerçekleştirdi? Tabi burada ABD'nin Ukrayna'ya işgalin ilk gününden bu yana verdiği destek yatsınamaz. Çok ciddi destekte bulundular. Ve Nisan ayında da e, paralar bitmişken, o fonlar sona ermişken Kongre'den 61 milyar dolarlık yeni bir destek daha çıkmıştı. Ve o zamandan bu yana milyarlarca dolarlık e, silah, ekipman, bomba hepsi Ukrayna'ya gönderildi bu geçtiğimiz 4 ayda. Hatta dün bile 150 milyon dolarlık bir paket daha açıkladı ABD Dışişleri Bakanlığı. Yani bu noktada ABD'nin bu zamana kadar 2,5 yıldır onayladığı rakam 100 milyar doları geçti. Tabii bu kadar büyük bir destek varken burada Rus topraklarına girmeleri ve 5 gündür tutuyor olmaları da şu sorulara sebep oldu. Acaba ABD mi böyle bir şeyin taktiğini verdi ya da istihbaratın onlar mı sağlıyor, onlar mı yardımcı oluyor diye... Ancak şu ana kadar Amerikalı yetkililerden hiçbir şekilde bunu teyit edecek bir açıklama gelmedi. Ben hem üst düzey yetkiliyle iki gün önce girdiğim toplantıda hem de dün John Kirby Beyaz Saray Sözcüsü'yle girdiğim toplantıda şu cümlelere şahit oldum. Biz de Ukraynalılardan bilgi bekliyoruz. Burada amaçları ne, hedefleri ne, ne planlıyorlar bu konularla ilgili ulaştık. Onlardan tam bir açıklama bekliyoruz. Biz de daha iyi durumu anlamaya çalışıyoruz dediler. Yani Amerikalıların şu ana kadar yaptığı açıklamalar bize de sürpriz oldu tırnak içinde yönünde. Tabii şunu da belirtmek istiyorum ben Fulya. Bu zamana kadar ABD hep şununla suçlandı. Ukrayna yanlısı e, hükümetler ya da Ukrayna hükümet tarafından zaman zaman. Bize bu savaşı kazanacak kadar ihtiyacımızı vermiyorsunuz. Zamanında göndermiyorsunuz. ya. ABD'nin de hep bu zamana kadar stratejisi şöyle oldu. İlk başta çok fazla yığınak, istedikleri her şeyi vermekle başlamadı. Ama vakit geçtikçe bu desteği arttırdı. Bu da şu sorulara sebep oluyor tabii. ABD Ukrayna'nın savaşı kaybetmeyecek kadar ama aynı zamanda kazanmayacak kadar almasını mı istiyor? Çünkü burada önemli olan nokta şu: Ukrayna Rusya ile savaştıkça Amerikalılar ve İngilizler Rusların yıpratıldığını, adam kaybettiğini, tank kaybettiğini işte birçok orada mühimmatını, askeri kapasitesini kaybettiğini söylüyor. Hatta bazı değerlendirmelere göre yine Batı istihbaratları tarafından paylaşılan savaş öncesi kabiliyetinin yüzde kaybetti Ruslar diye de bir ek bilgilendirmede bulunuyorlar. Burada hatırlayalım İngiliz Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hükümetin David Cameron şöyle söylemişti. Biz savunma bütçelerimizin çok cüz'lü bir kısmını Ukrayna'ya vererek orada Ukraynalıların cesaretiyle birlikte Ruslara karşı savaştırıyoruz. Hiç Amerikalı ölmüyor, İngiliz ölmüyor demişti. Burada Amerika ve İngiltere için Rusya'nın orada debelenmesi, orada uğraşması işlerine geliyor. Ama dediğimiz gibi bu zamana kadar hep belli bir sınırı korumuşlardı. Burada Ukrayna'nın Rus topraklarına girmesi ve orada toprakları tutması Washington isteyeceği bir şey mi ya da desteklediği bir şey mi? En azından bu konuda soru işaretleri mevcut. Zaten o soru işaretlerini canlı tutacak şekilde de birkaç gün evvelinde o açıklamayı yaptıklarını söylüyorsun. Hani sahada ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz. Biz diye. de sorduk gibi. Evet ama bir diğer yandan da savaşın başından işte oradaki soru işaretleri şu. Hülya... Yani bu kadar destek almışken böyle bir girişim sonra... yapabilir mi? Hocam tamamlayacaksınız. Herkes konuşsun sırayla konuşalım. Hülya bu 100 milyar dolarlık yardımı da bu arada Zelenski şöyle yorumluyor. Mali ve askeri yardımlar evet. yarımdır diyor. Bize yarım destek verdiler diyor. Düşünün 100 milyar dolardan fazla destek vermiş. Hı -hı. Ama Zelenski bunu yarım olarak görüyor. madde ayakkabı boyası da var onun içinde. Her şey var. Peki her şey İ var. İsmet Bey buyurun söz almak istediniz. Ee, hanımın arabasına yetmemiştir. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı söylediniz? Pulya. Evet evet Pardon. söz sizde buyurun. Söz almak istedim. E, Yunus'a bir şey soracağım. Açıklama olmadı deniyor da bir açıklama var. Sanki e, bir tabii bu gelişmeler Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullandırılması kararı sonrasına rastlıyor. Artı e, savunma bakanlığından yapılan bir açıklama var. E, Pentagon basın sekreter yardımcısı Sabrina Singh. Ee, Ukrayna birliklerinin Salı gecesi girdiği ve Rusya üzerinde büyük bir baskı yaratarak savaşmaya devam ettiği Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kendilerini korumak için harekete geçtiğini söylemiş. Yani onunla ilgili ayrı bir yani bir resmi açıklama olmuş. Amerika'dan destekliyor. Ee, doğru mudur acaba? Diğer konuları daha sonra söyleyeceğim. Evet Yunus. A açıkçası burada beyaz Saray'ın ben en güncel açıklamasından bahsettim ayrıntısına bakarım onun İsmet Özçelik. Ancak Beyaz Saray şu an biraz hani biz de oradaki açık hedefleri nelerdir, planları nelerdir, ne yapmaya çalışıyorlar öğrenmeye çalışıyoruz diye daha dün söyledi. İşte burada Pentagon'un daha farklı bir görüşü olabilir. Ancak Beyaz Saray'ın dediğim gibi Biden yönetiminin şu an için pozisyonu olayı anlamaya çalışıyoruz noktasında. Oradalar da. Peki İsmet Bey e Putin evet. bu bölgeden böyle evet. bir saldırıyı, böyle bir harekatı bekliyor muydu, bir hazırlık içerisinde miydi bu ihtimale karşı? Valla Moskova'daki kaynaklarla e, bugün yaptığımız görüşmede ne oluyor diye değerlendirmeyi sordu. Değerlendirmeleri özetle şöyle: e, İsrail taktiğine benzer bir taktik izliyor e, nete şeyde. E Netanyahu artık Zelenski'yi karıştırdık. Aynı görevleri ifa ettikleri için. <laughs> e Zelenski de olayı kızıştırıp NATO'yu bölgeye çekme taktiği. İsrail nasıl Amerika'yı bölgeye çekmek için bir takım işler yapıyorsa benzer bir politikayı eee Zelenski de izliyor. Belli ki Amerikan derin devleti içerisinde belli kanatlar ki geçmişte örnekleri çoktur benzer şeylerin Mesut Bey daha iyi hatırlayacaktır. Ee, bu tür taktikleri ortak yaparlar. Amerikan devletinin bazen e, mevcut yönetimin bilgisi dışında da yaparlar. Bir buna dikkat çektiler. İkincisi e, baskılar var biliyorsunuz son dönemde Zelenski, Rusya ile oturabiliriz masaya falan diye. E, bu çerçevede sanki bir toprak alıp takas yapma çabası olarak da değerlendirenler var. E, diğer taraftan da yani. Hatta ifade aynen şöyle, efendilerini etkileme çabası, ee, yani risk aldı ve efendilerini eski etkileme çabası. Bakın biz Rusya topraklarına bile giriyoruz falan diye. Ee, yalnız gelen bilgiler hep e, böyle Rusların kayıpları gibi anlatılıyor. Ee, çok sayıda e, Ukrayna'nın kaybı var. Şu anda biraz sonra belki detayına gireriz. Bu bölgeyi terör bölgesi ilan etti Rusya niye terör bölgesi çünkü kendi topraklarında bir savaş tabirini kullanmıyor. Terör bölgesi bu terör bölgesi kabul etmenin de bazı özel hükümleri var. Fursk Onu bölgesi. da ilerleyen şeyde gözükürüz. Ancak genel değerlendirme şu. Bir bataklıktan kurtulmak için çırpınıyor. Çırpındıkça da batıyor şeklinde özetlenebilecek ben bir durum. Rusya'nın birleşmiş Milletler temsilcisi de bu bir terör saldırısıdır dediğini. dedi zaten. Bir saniye, bir saniye. Bir Yunus, Yunus bir şey söyledi. Dinleyelim sonra siz toparlayacaksınız. Buyurun Yunus. İsmet Özçelik biraz önce bahsetmişti Pentagonlu açıklamasından. Evet. Orada dediğim gibi bir cevap veriyor aslında İsmet Özçelik. Şöyle diyor ki ilk kısmında sizin bahsettiğiniz Amerikan silahlarının Rus topraklarında kullanılmasını açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki biz zaten onlara bu izni vermiştik. Onlara saldırılan yerlere kullanmaları onların kendilerini savunmalarıdır. Ama diyor bahsettiğiniz Kurs bölgesinde devam eden bu operasyon açısından daha fazla konuşmak için sizi Ukraynalılara yönlendiriyorum. Onlardan daha fazla bilgi alıyoruz. Ancak aslına baktığımızda bu onların kendi operasyonları. Onlar konuşması lazım diyor. Yani aynı Beyaz Saray'la ee, aynı çizgide ilerliyor. O sizin okuduğunuz Hizmet Özçelik şey. E, Amerikan silahlarının Rus topraklarında kullanılmasını açıklığa kavuşturması. Peki teşekkürler Yunus. Ee, is, is, evet e, ama şey söylüyor. Edersin, uyumlu edersin, uyumlu edersin, diyor. Edersin ya, yani Ukra Ukrayna'nın size... saldırısı uyumlu diyor. saldırısı Rusya'ya yani. yönelik uzun benzerli saldırıları <gülüyor> desteklemiyoruz <gülüyor> diye de ifade ediyor. Şimdi... Şöyle diyor ki eğer sınır ötesinden saldırıyorsa Ruslar onlara saldırabilirler diyor. Zaten izin o şekilde verilmişti Beyaz Saray tarafından uzun süre izin vermemişlerdi. Diyorlar ki eğer Ukrayna'ya bir tehdit varsa sınır ötesinden sınır ötesini vurabilirler. Ama Kursk operasyonu ile ilgili biz yorum yapmayacağız diye ekliyor. Peki o zaman son yapılan Amerika'dan resmi açıklamada bununla ilgili resmi bir yorum yok. Yunus'tan onu almış olduk. Or